FC 25 Vezli Kasker'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç bölümdür bir bug'la uğraşıyorduk. Rating bug'ı. Bugün o bug'ı çözdüm birazdan onu da anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu izledikten sonra da yorum atıp beğenmeyi unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar rating'i 71 yaptık. Ee, burada bildiğiniz üzere bana puanlarını verdiyenler vardı. Abi puanları sıfırla tekrardan ver o zaman rating düzelir diyenler vardı. Belli bir beceri puanımız kalmıştı. O beceri puanlarını ben hepsini verdim. Hepsini verince abi ratingimizi aldık. Yani bu saatten sonra antrenman yapıp beceri puan toplayıp o beceri puanlarını verdiğimiz takdirde büyük ihtimal bir sıkıntı yaşamayacağız ve ratingimiz artacak. Bunu da böyle hallettik. Saçma sapan bir sıkıntı mı diyeyim bug mı diyeyim bilmiyorum ama 68'de ne puan verirsek verelim orada tutuyordu bizi. Artık onu da düzeltmiş olduk. Sıradaki maçımız kupa maçı Beşiktaş ile oynayacağız. Bakalım abi yeni menajer mesajı varmış. Transferler ve maaş beklentileri hakkında kulüplere teklif yapabiliriz. E, taslakları tamamlamamız gerektiğini sana haber verip onları seçtiğin kulüplere göndereceğim demiş. Ya burada aslında bu transferi hani biz transfer teklifi gelir diye bekliyorduk ya Transfer teklifi gelmiyormuş abi bu oyunda Bizim hedef belirlememiz gerekiyor İki tane de mailimiz varmış Çabalamaya devam Tamam bunlar e, son haftalarda biraz kötü oynadığımız için Yine düşük maç performansı da var burada gördüğünüz üzere Biraz sıkıntılı durumdayız e, eleştirili, Eleştirileri savuştur Destek veren herkese teşekkür et Kendini gelişmeye ada Biz antrenörle görüşelim abi Detaylı bir analiz yaparız antrenörümüzle e, Onu da hallederiz Geçebiliriz artık maça Geldik maç gününe Antrenman yapıp burada bu arada antrenmanları hani videolara koyayım mı ister misin izlemek bilmiyorum ama ben genelde koymamayı tercih ediyorum. Eğer koymamı isterseniz yorum olarak yazarsanız hani onu da dikkate alırım. Şu anda 3 tane beceri puanı aldık yani bu beceri puanlarını verdiğimizde böyle ilerleyen zaman 72'ye falan çıkabiliriz gibi duruyor. Ee, bakalım abi sıkıntı var mı? Size oynuyor, Samu Size oynuyor, Caner Erkin oynuyor, Dorukan Mitşo, Recep Niyaz kesik yemiş geçiyoruz maça. Hocamız bizden ne istiyor? Maç ratingini 7 yap, maçı kaybetme, dribling başarı oranında e, %25 yap. Tamamdır. Maça başlayan taraf Beşiktaş oldu. Bu maç bizim için kritik abi. Buralarda kendimizi artık göstereceğiz. Büyük takımlara karşı boyun eğmememiz lazım. Kupa maçlarında da gollerime devam etmeliyim. Aşağıya bıraktık Samu Samusayz yerden attı. Yukarıdan istedik ama. o önümde boş ha. Halil abi kaçmadın ama. Sola bıraktık. Dorukan İçeri geçiyorum Samusayz. Geldi orta. Vezli. Kafayı vuramadık. Hocam boştayken pas istedin da. Gel bana. Dur. Nah, offside olduk şimdi Gitme o topa. Cık. Vezli aldı topu. Sol tarafa bıraktım şimdi Samusayz'a. Samusayz. Güzel pas. Caner yerden gelir mi? Geldi ama. Abi her şeyde kızma bana boştayken pas istediğe ya. Güzel atsa atak olacaktı. Gol olacaktı bu yani. Ön direkte istiyorum. Ama bak. Pas. Allah aşkına attığı pasa bak yani. Şimdi. Kim o? Dur. Gelirim dışarı. Geldi. Vezli vuruşunu yaptı. Yandan avuta gitti. Şervi'den aldım topu. Sol tarafa bıraktım. Samu Sayza, Samu arkana geldik. Abi cidden bu yani yalnızlık çok zor ya bu hücum hattında. İçeri gireceğim Samu ama orta atacağız herhalde. Aha Caner. Dışarı. Geldim Dorukan. Verdim. Kaçacağım şimdi havadan. Mitşo. Çok iyi top. Lan oğlum. Güzel düşünce de çok iyi top değilmiş. Orayı boşalttık. Mitchell topu aldı. Harika bir top Halil Akbunar'a. Halil Cihazas içine. Vezdi de boşta. Kaleye şutu. Mert Günok başarılı. Yani bize gelse gelir miydi? Sanki oynayabilirdi ama. savunma arkasına güzel bir top. Immobile geldiği yere geri indirdi. Can Keleş'e. Can Keleş oynadı. Kapatın abi önünü. Eyvah vurdurma. Ruben Mezo. Aferin. Hemen hızlı hata çıkalım. Derken ilk yarı sona erdi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya vezli ile Eyüp Spor başladı. İlk yarıda iki takım da öyle çok tehlikeli bir hücum bulamadı. Atak bulamadı. Fırsat çıkartamadık. Ama sanki biz bir tık daha iyi Eyüp'ten. Şimdi vezli aldı. Aradan göndermeyi denedik. Bunları tabi biz yapmamalıyız. Bak her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Samu bir orta keser misin be? Vallahi kestim. Wesley hareketlendi ama... Mert Günok çıktı aldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanıyor. Topun başına Getson Fernandes var. Fernandez doğrudan kaleyi denedi. Berke özel başarılı. Berke hızlı gelir mi? Kanatta boşum. İyi bir kon... Kötü top. Top gelmedi ki abi bize. Valla biz Beşiktaş anca kontradan vururuz gibi. Ne olur hızlı çıkalım şu topları. Yani sağ kanada oyna. Gel abi gel. Gel yemeğe ederim yani alıp basıp gitmek istiyorum artık yani şu topları da. Halil abi gel aradan. Tamam offside'ız. Hocam oyundan alınma riski diyorsun da yani takım hiçbir şey oynamıyor ki. Mitcho ne yapacak? Ha, ben içeri geçiyorum. Orta gelirse aynen öyle. İstedim ortayı. Uy Masuaku ne müdahale yaptı ha. Aa oyundan beni mi alıyor? Yo almadı. Halil bunları aldı. Muhammet Yam oyuna da Lan bırak beni be. Ön direkte istedim. Vezdi. Abi hareketlendik de Tutuldun mu ne oldu? Mert çıktı yumrukladı. Gel. Yeni dışarı gönder topu. Wesley ayak dışı var mı sende? Wesley vurdu. Çok etkisiz bir şut. Ayak dışımız vardı da yani denemiyoruz diye verdik. Geri verdik onu ama. Şimdi de hiç akrobatik vuruş yapamıyoruz. O da biraz gereksiz oldu gibi. Abi son 10 dakika ne olur dayanalım. Rafa Silva önünü kapat bitişiyor. Bir Rafa Silva vurdu. Savunmadan döndü Shelby. Oğlum kimse top istemiyor. İnanılmaz bir takıma döndü. Ya Emre Akbaba girdi geri abi. Emre Akbaba'nın girdiği biz hangi maç kazandık acaba? Sola bıraktım Samusayza. Cezasası içine gireceğim. Dön geri. Ver offside var ki orada. Aa yok mu? Tamam. Orta. Orta. Lan orta. Ya abi. Uf. Ortalar da çok kötü. Neyse en azından artık orta açıyorlar arada sırada. Evet maç golsüz sona erdi. Uzatmalara geçeceğiz şimdi uzatmalar uzatmalarda beni aldı. Eyvah eyvah Arda hocam ne yaptın sen ya? Bruno'yu soktu beni aldı. Yani maç sonunda simüle edeceğiz ama umarım maçı kaybetmeyiz. Maç ratingimiz evet 7 yapamamışız. Simüle edelim abi. 2-0 yeniyoruz. Oha oğlum ben çıkıyorum 2-0 yeniyoruz lan. Golleri de Samusayz'la şalve atmış. Bruno ne oynamış abi? Bruno kaçta oynamış? 6-0 oynamış o da bir şey yapmamış ki yani geç Soyunma odasında moraller yerinde Biz pek istenileni yapamadık ama 2 tane de olsa e, Hocanın isteğini yerine getirmişiz Bir şeyi denemek istiyorum ya Bu 3 tane e, beceri puanını verince acaba artacak mıyız Fizik konusunda biraz sıkıntılıyız abi Reaksiyona falan verelim Reaksiyona 2 tane puan verelim Gerçi reaksiyonda sadece artmaz ama dayanıklılığı da 89'a çektik. Belki de artar bilemedim. Evet turnuvanın bir aşamasını kazandık. Takım ruhunu öveceğim. Kendime pay çıkaramam. Çok kötü bir performans sergiledim. İki tane menajer mesajı varmış. Onlara da bakalım. Soyunma odasındaki bağ ile bilgi payla ilgili paylaşımlarına bayıldım. Bravo bu kesinlikle takımdaki yerini sağlamlaştırmaya yardımcı olur demiş. Geldik sıradaki maça. Sıradaki maç Göztepe ile yeni menajer mesajı varmış. Neymiş abi? Sıradaki adımların ne olacağını söylemek zor fakat üzerinde baskı hissetme. Ne olursa olsun aklımda senin için ideal olacak başka bir kulüp var. Yeni kulüp var mı abi? 6 olmuş galiba burası. Yanlış hatırlamıyorsam 5'ti. Bakalım. Hull City. Eyvah eyvah. Hull City'ye gitmem abi yani burada Premier Lig'e gitmek varken ya da Serie A ya da La Liga. Yani Eyüp'ten Hull City'ye gitmem. Geç. Hoca bizi tekrardan 11 e aldı. Görmüş olduğunuz üzere 71 hala overall'ımız düşmedi. Hiçbir sıkıntı yok. Maça geçiyorum. Maça başlayan taraf Göztepe. Vallahi güzel bir maç olacak gibi. Ama benim artık gol atmam lazım. Vezli aldı topu. İleride yine tek başımıza gidiyoruz. Bir step over. Aradan göndermeyi deneyeceğim. Helton araya girdi. Arda hocamla görüşüp acaba şey diyebilir miyiz? Hocam 4-2-3-1 4-4-1-1 bunlara ne deriz hani? Bir tane santrafor arkamı bir adam alsak var ya her şey çok güzel olacak. Eyvah iyi pas attı bu arada Fofana'yı vurdurmayalım. Berke güzel. Öndüreyi sakın bırakma abi. En son bıraktığımızda gol yedik. Göztepe korneli kullandı. Bir kafa. Berke rahat bir şekilde aldı. Hızlı başlamamıza gerek var mı? Neyse abi yerleşelim öyledik. Vezli aldı Umut Meraş'tan. Bak yukarıya hop gönderdik. Tasos. Bekleyin içeri gireceğim. Tasos bas topa. Oha ona vurayım mı? Ne yapayım lan ben ona? Yukarı şalbi. Lan oğlum bir kaçayım ona göre atın. Neyse verdim geri. Umut. Vur abi şuradan. Ne yapayım? Oy. Oo. Oy 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 oy. Vezli kas. İnanılmaz bir gol attı. Hiç yani neredeyse gerilmedik. Ya hak diye bir vuruş. Takımına sinirlendi işte alamıyordu sabahtan beri top. Uzaklardan nefis bir gol attık. Nefis. İşte bu açıdan da izletelim. Vallahi gerilmedi bile adam ha. Baya tak diye yapıştırdık. Bu arada çok güzel bir golle başladık. Bir dakika daha 16. Halil abi arkandayım. Bir tane daha ayak... O, o kadar değil be. Yani bol rolü yapıp vurayım dedim ama herhalde bol rolü yok daha henüz bizde. Yine de fena gitmedi şutumuz. Burukan'dan aldık. Kaçın abi. Kaçın. Pasta atacağım. Tamam Umut'a gönderdim. Ceyha içine koşuyorum. Tasos ne yapacağım? Şöyle arkaya mı gitsem? Aa Tasos sıyrıldı mı? Hayır. Pas. Gelir mi? Geldi. Vezli. Güzel döndü. Vurdu. Önüm açık değildi çok ama. Savunmadan geri döndü top. Halil abi geldim yanına. Şimdi iç... o bir de kaç. Beşli oynuyor lan Göztepe. Şöyle önüme doğru gelir mi? Gelmedi. Dorukan geldim. Vezli. Savunmayı aldı arkasına. Vezli. Cihaz içine girmeye çalışıyor. Vezli. Zorladık orayı ama savunmaya kaptırdık. Vezli Halil bunları kaçırdı. Arkasından da gideceğim. Halil abi bas topa. Lan oğlum bana oynasanıza. Önüm var ya, gelişine bir vururdum o topun. Maç tempo kazandı. Top bir o kalede bir bu kalede. İlk yarının sonlarında böyle yani devre arasına girmeden bir gol daha atsam var çok iyi olacak. Şimdi Tasos sol kanattan geldi. Vezli orta istedi. Gelmedi orta. Dorukan Ceyhan sahası içinde pasını çıkardı. Vezli o da bıraktı. Mitcho'ya. Mitcho çok kötü pas attı ya aradan kaçarsam gelir mi o top? Halil abi havadan gelsin. Çok güzel top. Vezdi tuttu, vurdu. Biraz da fantastik şutlar deneyelim dedik de çok kötü attı. Bir de benim power çatım yok muydu ya? Yani bu ne kadar kötü vuruş oldu. Hakan'a da verdim. Halil Ak aldı. Halil abi savunma arkasına gönderdi. Vezdi'nin koşusu var. Bunları iyi yapıyoruz da daha tam oturtamadık. Liz çıktı aldı topu. Romulo ceza sahası içine girdi. Romulo çaprazda vurdu. Berke Özer bitişiyor abi. Tehlikeli geldi Gustavo bitişiyor abi. Güzel uzaklaştırdı ama abi hadi ya. Bir tane daha gol. Ne olur bak beraber kalmayalım bu maçta. Vezli aldı. Yardırıp gider miyiz? Çok da gidecek gibi değilim. Geri döndüm. Halil Akbunar, Micho, Shelby. Daha da geriye döndüler. Mitro'dan istedim koşu yoluma. Yerden geldi. Ya, savunmacı da tutamadı. Ben de tutamadım. Vezli'yi kastan nefis bir çalım. Vezli. Önünü boşalttı. Vurdu. Kaleci başarılı. Liss. Lan tam da köşeye vurmuştum. Nasıl tuttun sen bunu? O savunma arkasına nefis bir top Fafana'dan Romulo geliyor kaleciyle karşı karşıya. Berke tut bunu Berke Özer. Helal olsun be Berke sana. Helal. Korneri kullandı Göztepe. Orada bir boşluk var sanki. Romulo bomboş abi bomboş. Yani savunmacılar kimi tutuyor ki bizde anlamadım. Gitti. Sol kanattan geliyor Göztepe bak. Abi 1-1 oldu 2-1 olmasın. Lan Umut nereye vuruyorsun topu? Bizim kale nerede sen nereye vuruyorsun? Git kornere vur yani. Kaleci çıkmış kaleye top atıyor ya. Geldim Halil abi. Ben de çok yoruldum ama şöyle Halil Akbınar'a gönderdim. Artık son enerjimle Ceyha sahası içine gireceğim. Eyvah Halil abi nerede verdin bu topu ya? Mitcho ne yapıyoruz? Yukarı Halil Akbınar Mitcho pasla... Mitcho bir metreye pas atamadı abi. Oğlum yani beceremiyorsanız paslaşmayın hiç. Ne, var, ne gerek var ki orada? Artık bu kesin son atak. Robin Yalçın ne olur geri döntüş topu. Saçma sapan yerlere veriyorsun vuruyorsun. Geldim yanınızdayım. Halil abi oynayamam ama onu oynamak lazım yoksa diğerleri geri dönecek. Halak bunlar oynadım. İçeri gireceğim. Yardım gelsin. Orta istedim abi. Orta gelecek gibi değil. Abi ne olur bana orta açın. Korner son atak. Halil bunlar çıktı. Ön doğru gideceğim. Vezle ön direkte de çok devire devire gidiyoruz hocam. Penaltı penaltı yok mu? Boşta adam deviriyorlar burada ya. İndir bana. Abi yok. vallahi bir türlü yani böyle Olup götüremiyoruz maçı. Koparamıyoruz bir türlü ya. Ama bu maçta yani çok büyük hata vardı. Savunma hatası vardı. Yapacak bir şey yok. 1-1 bir bir berabere kalıyoruz Göztepe ile. Sıradaki maçımız Fenerbahçe ile abi 6 gün sonra. Fener maçı öncesinde antrenman yapalım istedim. Hem de artık puan da lazım bildiğiniz üzere. O hazırdaki puanlar bitti. Biraz kendimizi geliştirmeliyiz. Vur abi şöyle köşeye. Bunda ne yapacağız? Topu ayağından aç. Ha böyle mi gitmemizi istiyor? Şöyle yapsak. Oğlum her işinden geçtiğimizde 100 puan veriyor. Bu ne kötü bir antrenman ya. Bu nasıl bir antrenman metodu ki bu. Vur. Kaç alacağız bundan? Son deneme. Topu ayağından aç. Açalım. Oğlum nereye açtın lan? Eyvah eyvah. Ben yanlış mı anladım acaba bunu? Savunma şeyi de geldi. Bırak lan beni. Geç abi şunu. Şutu çek. Biz bundan nasıl yeşil alacağız acaba? Topu ayağımızdan açmasak ne oluyor? 50. 50 alıyoruz zaten. Kaleci de geldi şimdi. Bir de kaleciyi mi geçeceğiz? Şöyle ayak dışı vuralım. Sıradaki antrenmanımız aşırtma şurt. Aşırtma şurt deneyeceğiz. Aşırtma pörkü alsa mıydık? Kaç... Oy. Ne güzel bıraktı lan. Aslında aşırtma pörkü de alabiliriz de o kadar kaleciyle dip dibe şey yapmıyoruz hiç ya. Hiç o kadar giremiyoruz kale'nin dibine. Lan bu mid ya. İlkini ben mi attım? Kim attı hatırlamıyorum ama. Lan direğe vurdum hiç şu. Tamam bu benim bu Wesley. Şöyle hop. Rezliğin aşırtmalar iyiymiş bu arada. Bu kim Halil Akbınar geldi. Ya ben niye Halil Akbınar antrenman yapıyorum ki oyuncu kariyerinde ya. Şunu bir türlü anlamadım. Cidden kaç yıldır niye ise diğer oyuncuları da ben yönetiyorum. Biraz açın PES'i örnek alın abi. PES'in cidden antrenman şeyleri falan daha zevkliydi bence. Hazırlık maçları falan. Hocam ben şuradan... o Ampem çıktı tepemize. Geç Halil Akbınar. Bu girmez gibi be. Oha bu da girdi. Oğlum bu sene aşırtmalar güzel ha. Sıradaki çalışmamız duran top. Biraz da duran top çalışalım istedim. Çünkü yakın zamanda ne olur ne olmaz vururuz abi biz şeye. Büyük ihtimal duran toplara. Ve ben kimle vuruyorum ki? Bu vezigi kas mı lan bu? Oğlum bu nasıl kas Ben kel görünüyorum arkadan. Aa benmişim bu. Hiç de bana benzemiyor ama bir de şöyle deneyelim hop. Ay direkten döndü. tam fena vuruşlar gelmiyor. Buradan kaleye vuramam herhalde ya. Buradan orta açalım. Ortayı kabul ediyor mu? Açtık ortayı. Tamam penaltı. Penaltı çekelim. Sağ üstte vurdum. Hop. Onu da kıramadık. Çok güzel. Tamam bunu atarım ama sanki. Ayak içiyle falsosu. Şöyle vuralım. Çok gitmezse. Hop. Kaleci tuttu. Ya şu en sağdaki çok uzun. O en sağdaki olmasa daha iyi vuruşlar yapacağız ama. Şuradan deneyelim bir de. Şöyle bir vuruş yapalım. Hop. Bu da direk. Valla fena kullanmıyorum aslında ama direkleri geçemedik bir türlü. Vur abi kafayı. Lan bir tane gol atalım ya şunlardan. Şöyle yapsak. Hop. Onu da vuramadık. Ben penaltılardan biz puan toplayacağız toplayabildiğimiz kadar. Sol üstte vurdum. Adamın kafası çok sinirimi bozdu ya. Keliz abi resmen. Şuradan geçer bence o top. İki tane uzun iğne oraya dikmiş ama. So Gol mü değil mi görmedim ki ya. Neyse tamam yapmıyorum abi. Kötüyse kötü yapacak bir şey yok. Yani antrenmanlar çok da iyi geçmedi bizim için. Geçelim maça. 3 tane beceri puanım var. Maça göre vereceğim o puanları. Bu arada bir arkadaş demişti ki abi saat değişiyorsa değiştirir misin? Valla eskiden değişiyordu ama oyun yine aynı saatte başlatıyordu. Ya şimdi baktım artık onu da kaldırmışlar. Hiçbir şekilde değiştiremiyoruz bu arada. Yani şu formalar karışmaz gibi ama ben beyaz beyaz oynasın ya Fenerbahçe. Beyazı biraz promote etsinler, satsınlar. Geçiyorum maça. Kritik maç. Eyüp Spor deplasmanları şu Sarıçoğlu stadında bakalım ne istiyor hocamız. Maç reytingi 7.5 buçuk kaleyi bulan bir şut çek. Tamamdır. Maça başlayan taraf Fenerbahçe. Öğle maçı saat 14.30. Gözümüz kör oldu. Niye akşam oynamıyoruz biz bu maçları? Valla ne deseniz haklısınız yani. Bence de çok aydınlık. Bir de zaten ekstra gereksiz bir aydınlığı var. Niye var onu da bilmiyorum ama. Yapacak bir şey yok. Benim elimde olan bir şey değil. Şimanski'nin şutu yandan avut. İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Şöyle top istedim belki ben bu ikilden alır mıyım? Çok uzun ama hop indirdim bırak lan ostar böyle bırak arabaşı gönderdim çok iyi ne olur bunu tasos tasos ne olur bunu önüme bırak lan nereye bırakıyorsun tasos çıldırtacağım beni önüme bıraksana şu topu Eyvah eyvah önüme var ya tiplese böyle gol osay samuel ile sağ kanattan geliyor fenerbahçe osay pasını verdi cengiz arkaya gönderdi ama offside fenerbahçe iki topta çıktı abi elnes pasını verdi ranken rankent vur kale lan berke ne yapıyorsun bu adam öyle bir şut çekti ki belki hareket bile edemedi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti dakika 16. Atamayana attılar gibi bir şey oldu. Eline Siri sağ tarafa oynadı. Cengiz Ünder orta bomboş dikkat edin. Pasını verdi Şimanski eline Siri. Savunmaya çarptı. Kornere gidiyor top. Gel Tasos. Gönderdim aradan. Lan o çarptı mı Fred'e ya? Vallahi bu kadar kötü pas atmış olamam ben. Dorukan vezli oynadı. Vezli Robin Yalçın'a bıraktım. Ceza sahasına koşacağım. Orta istedim. Sen açana kadar. o Say taklidi yapıyorlar. Halil Akpınar. Miçö. Vezli. Bastı topa. Verdim pasımı. Oğlum Fred her şeyi alıyor ha. Fred neymişsin abi sen? Cengiz'in pası. El Nesiri. Dışarı çıkardı. Amrabat'ı. Amrabat. Şimanski. Bir şut. Berke Özer. Korner açıldı. İlk yarıda bir tane daha yemezsek iyidir. İlk yarıya en azından bir sıfır girelim. Gönül berabere beraber girelim. Halil abi. Güzel. Vezli'yi gördü. Vezdi. Beka'dan hızlıyımdır artık. O kadar da değil. Vallahi o kadar da değil. Ama harbi o kadarmış. Yani Beka benden daha hızlıymış. Verdim. Halil abi ne olur havadan yolla bana. Halil bunlar. Yollamıyorlar. Yollamıyorlar. Çıldıracağım. Aldım da. Nerede aldım? Yani ya. Tasos indirdi Vezdi. Bak sağ tarafa git ne olur Halil abi artık. Arkada boşum. Orta. Bak bomboşum. Geldi orta. Vezli vurdu. Lan nereye vurduk Vezli ya. Asfaltla diyor top nereye gitti. Bir kare daha olsa yine girmiyor. Şalbi Vezli oynadı. Verip kaçacağım. Tasos aldı. Cehaz sahasına gidiyorum da. Abi bu paslar ne ya. Siz bir oturun bir konuşalım. Bir sakin. Topu ayağına alan rastgele top atıyor. Ben çıldırmak üzereyim şu anda ya. Ryan Kent, solda boşluk var. Kent bol rol yaptı. Önünü açtı. Pasını gönderdi. Elini siri. Top ağlarda. 2-0 yani çok kötü oynuyoruz ya. Normalde hani biraz iyi olsak diyeceğim ki bir şeyler yapıyoruz ediyoruz ama rezalet oynuyoruz son haftalarda. Cidden hücumda hiç kimse şey almıyor, inisiyatif almıyor. Paslaşmalar çok düştü, kötüleşti. Bıraktım sol tarafa, Tasos. Yani artık Cihazas içine girmiyorum, dışarıdan vurmam lazım çünkü beni besleyemiyor takım. Ben biraz daha sahte 9'a döneceğim gibi herhalde. Orta geldi, Vezli vur buna. Vuramadık ki kim abi o? O sahi. Halil abi aradan gelir misin? Ne yaparsın? Bak bomboş takılıyorum burada. Vallahi bomboş takılıyorum. Şurada bak ekranda şu anda 4, 5, 7, 8 tane Fenerli var. Ve bir tane Eyüp var o da benim. Biz bu taktikle nasıl yendik acaba o kadar takımı? Enne Sili ya sahası içine girdi. Pasını verdi Şimanski. Berke güzel çıkarıyor. Helal be Berke. Vallahi farkı sen önlüyorsun ha. Şimanski ortaya açtı. Öndüreye doğru. Oy kaleye paralel gitti top. Paslaşarak kullandılar korneri. Cengiz. Amrabat oynadı. Şimanski vurdurmayın. Bak önünü açıyorsun. Önünü açıyorsun Shelby. Ne yapıyorsun sen ya? Abi adam şut çekerken önünden çıktı resmen. Ne olur şurada Shelby'i izleyin. Bakın bak. Bak nereye? Aa! Yazıklar olsun Shelby sana. Yazıklar olsun. Toptan korktu adam ya. Rankent. Aradan denedi. Vezo araya girdi. Yukarı oyna Shelby. Lan Shelby var sana neler yapacağım. Sağ tarafa bıraktım. Ne olur artık bak orta. Orta. Lan ortayı önce açsanız da Vezli vurdu mu? Vuramadı beka. Ne, oğlum? Aa kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım. Ampem gider misin? Offside'sa da offside yapacak bir şey yok. Nereye atıyor? Ay ay. Yani cidden buraları kesmeyeceğim, koyacağım ki bana hak verir misiniz bilmiyorum. Vermez de yani vermeye de bilirsiniz. Adama attığım topu bak nereye oynadı topu. Çelvi çık önünden çık 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 çık. Zorlama işi ya rakibi. Rankent aradan geçmeye çalıştı. Geçemedi. Yani son belki gol atarız bir tane abi. Ne diyeyim ki yani. Hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Bıraktım sola. Shelby sen rezil bir ne? yani seviyorum gerçekten de bir şey demek istemiyorum ama oyunda çok kötüsün diyeyim ha Ampem gel. Ne yapayım ben şimdi buradan vurayım mı? Gönderdim ama offset galiba aşağıdaki bozmadı. Evet maç sona erdi arkadaşlar. 3-0 yeniliyoruz. Bu takımın ciddi anlamda bu hafta toplantı yapıp toparlanması gerekiyor. Moraller bozuk tabi soyunma. Ya Shelby git Allah aşkına yanına oturma vallahi delirtme beni ya. Shelby'yi gördükçe tüylerim diken diken oluyor abi. 3 tane beceri puanımız var da vermeyeceğim bu maçta bir şey yapamadık çünkü. Ha bir de Galatasaray. Doğru bizim puan. Şey puan demişim. Fikstür de çok zorluydu. Ha bir de Galatasaray'la oynayacağız. Bir puan durumuna bakacağım. Ee, bu arada zaten Beşiktaş da bize bir 11 puan fark atmış. Biz artık bu saatten sonra Sivas'la kapışırız. Yani Avrupa imkansız bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Anca hani Beşiktaş'ı yeneceğiz de çok zor ya. Hiçbir türlü hesap mesap yapmıyorum. Boş verin. Geldik Galatasaray maçına. Bu maçta evimizde yani önemli maç tabii ama benim çok bir ümidim yok. Son haftalarda takım beni çok hayal kırıklığına uğratmaya başladı. Geçiyorum maça yağmurlu bir maç. Bu sefer de 5'te oynuyoruz. Hocam ne istiyorsun? Yolla söyle. 7 yapalım. Kaleyi bulan da 3 çekelim. Tamam. Başlığın vuruşunu Galatasaray yaptı o simen ile. Oo, zemin çok ağır. Samusay'dan nefis bir top ve kasa. Wesley. Kalece karşı karşıya Wesley Gikas. Topu ağlarla buluşturdu. Lan ne sevincimizi niye geçtik ya? İşte Wesley topa böyle vurdu. Ve 1-0 öne geçirdi Eyüp Spor Galatasaray karşısında. Ulan Samu ne güzel pas bıraktın. Bir önceki maç neredeydin sen ya? Oy o Sümen uzaklardan vurdu. Berke için kolay bir top. Samu bak ben kaçıyorum oynarsan sen oynarsın. Gel bana. Vezli yine döndü. Yanında Yelert var. Davinson'u geçemedik. Ha bu maçlar vitrin maçlar. Bu maçlarda gol atmamız lazım. O simene dikkat edin ama. ha. Ben indirir miyim? İndirdim. Savunmaya da yardım ediyoruz. Güzel başladık. Sağ tarafa bıraktım Halil abiye. Andır offside'ım. 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 Mertens de geliyor Galatasaray. Mertens pasını verdi. O simen vurdu. Top ağalarda. Buna ne yapacaksın ki? Berke de ne yapsın ki bu topa yani? Galatasaray yine Mertens'e geliyor. O simeni alın abi. Boş bırakmayın bak o adamı. Aferin eyvah nereye gitti Yunus vurdu bitiyor abi. Sağ kanattan kaçar mıyım? Yok gelmedi bana. Ama geldi top. Oğlum zemin çok ağır. Abdülkerim'i geçerim ben. Ama Abdülkerim'in yanında Jakobs da var. Jakobs dövüyor bizi. Dışarı bıraktım. Halil Akpınar. İçeri geçeceğim. Mitşo. Çok iyi kapandılar ya. Aha Dorukhan'dan nefis bir çalım. Wesley denedi. Kaçıyordum tam ama. Davinson araya girdi. Mertens. Sol tarafı oyunda Yunus'a çok iyi top. Yunus vurdu Berke. Güzel. Ön direkte yerimizi aldık. Mertens topun başında. Aa Sara nerede lan Galatasaray'da? Sara yok. O Simen vurdurmayın. Dik abi topu. Barış'tan değişik bir vuruş. Top Mertens'e gitti. Şöyle O Simen'i alayım bari ben. Ne yapayım? Yunus araya Vezli girdi. Topu kaptırdı. Barış'ın kafası Berke Korner'e çıkmasın oğlum. İzleme o topu. Ha? Halil Akbınar bekle. Hızlan. Hızlan Vezli. Vezli hızlan. Önüme istedim. Gelir mi gelmedi be lan. Bir gelse o top var ya. Çok da iyi kaçmıştım. Oğlum bu Mertens Prime Mertens mi oldu? 32 yaş, 33 yaşına mı döndü bu adam? Nasıl ne kadar hızlı koşuyor ya. Barış'la geliyor Galatasaray. Hala top Barış'ta. Osimhen'e vurdurma, vurdurma güzel. Dorukan'dan Samu Sayza, Vezli savunma arkasına koşu yaptı. Top gelmedi. Gel abi bana. Savunma arkasına Allak bunlara gönderdim. Offside var mı? Yok. Halil Akpınar işine. Vezli oynadı. Vezli bastı topa vurdu. Top yandan avuta çıktı. Gole çok yaklaştı Vezli kas. Devreye 1-1 gidiyoruz. Vezli sol tarafa gönderdi. Umut Meraş orada. İçeri gireceğim ama orta isteyeyim mi? Lan Samu Samsayz orta açtın çok kötü orta be. Mid pasını verdi Halil Akpınar. Halil Vezli'ye bıraktı. Ben de bıraktım Dorukana. Dorukan Vezli'ye oynadı. Abi topu tutabilmem lazımdı benim ama. Güzel. vezli Sol tarafa, sağ tarafa bıraktım. Mitcho. Halil'den orta istedim. Halil açtı. Offside var mı yok mu bilmiyorum. Wesley vurdu. Lan offside varmış zaten ya. Bak, bu maçı iyi oynuyorum. Takım da fena değil. Ama yani Galatasaray maçında yani normalde daha düşük bir takım olsa golleri sıralayacağız da. Takımın bu maç oynayası tuttu. Eyvah o Simen'e verdiler. O Simen Yunus'u gördü. Düzeltiyorum Mertens'miş. Mertens çekti. Vurdurma. Barış Alper topağalarda. Ha biz bu Osimhen'i nasıl tutacağız ki zaten? Mertens de çok ekstrem oynuyor. 2-1 oldu durum. Bari beraberlik diyelim ne diyelim. İyice şeyde kopacak çünkü ya. Oha lan Gudeş. Alo. Osimhen yine geliyor. Barış oynadı Barış. Ruben Mezo'dan döndü vuruşu. Barış Alper oynadı. Ceha sahası için Mertens. Bir de o vuracak şimdi abi. Vurdurma işte. Helal. Aa penaltı. Hocam yapma bir izleseydik o vücuda yapışık değil mi o el ya? Bakıyorum hemen. Lan ne eli hiçbir şey yok burada be. Ya bu açıdan görünmüyor. Evet o simen topun başında. Berke yani hiç sanmıyorum onu tutarsan. Yok abi. 3-1 oldu durum. Yani büyüklere karşı içi varlık gösteremiyoruz. Hadi bu maç gol attım da. Ya ya artık atma şu topu ya. Aa, vallahi bak sinirim bozulmaya başladı ya. Oğlum pası veriyorum. İleri kaçacağım adam bana atıyor rakip alıyor. Jacobs pasını verdi Mertens'e. Mertens yeter artık sal bize Barış. O simen dönmesin. Oğlum bassanız Aa inek gibi izliyorlar. Vallahi bak. Çıldırmak üzereyim. Mertens vurdu savunmadan döndü. Sağ tarafa açtım oyunu. Yani dakika daha 80 ama çok zor ya. Yani atsak da yiyeceğiz gibi bir hava var zaten. Şalbi Vezli oynadı. Kaçacak kimse yok. En yukarı oynayacağım. Şimdi bir de buradan içeri geçeceğim. Tam bir ikarda oldum ben ya. El el var. Aynen. Aa içeride mi var el? Ben içeride olduğunu görmedim. Penaltı galiba. Hakem bir anda koştu. Tamam abi. Top maçında Vezli kas var. Böyle de var. Vezli geldi. Sağ üstte vurdum. Vezli vurdu. Top ağlarda. Al topu. Git topu al. Hadi dön 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 dön. Hadi. Güzel abi. ikinci golü de attık. Bir 10 dakika falan var. Yani bir tane yalanlı atak yapsak yemeden belki beraberliği kurtarırız. Emrak Baba aradan gönderdi Vezli'ye. Helal lan Emre. İyi top attın. Vezli çekti. Verdi pasını. Emrak Baba ne yapacak? Geri döndü. Vezli. Lan havadan denedim onu Emrak babaya. Ey ya, çok kötü pas attım. Dön 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 hatamızı telafi etmeliyiz. Basın 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 ve güzel. Vezli Ziyech'ten aldı. Pasımı veremedim ama. Son atak şansı. Oyna Samu Saiz ileri oyna. Yok abi inatla oynamadı ve Eyüp Spor evinde Galatasaray 3-2 mağlup oldu. 2 gol Vezli'den geldi. Yani kendi adıma iyi bir maç geçirdim ama genel anlamda takım yine sapıtmaya başladı. Maalesef bu maçtan da mağlubiyetle ayrılıyoruz. Ekstradan bir 3 puanım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta e, gollerimi attım. 2 gol birden attım. O yüzden puanları vereceğim. E, şuta değil de neye versek? Top kontrolü var mı? Top kontrolü var. Aynen 78 yapalım onu bir. Top kontrolüne verdik. Ratingimiz de 72 oldu bu arada. Evet abi sonunda düzeldi o hata. Menajerden mesaj var. Bakalım. Tüm sözleşme tekliflerini tamamlıyorum. Kulüplerin görevlileriyle konuşmadan önce inceleme yapmak için bu son şans olabilir diyor. Evet puan durumunda da işler iyice kötü gitmeye başladı. Maç kazanamıyoruz çünkü artık. Sivasspor Spor 5. sıraya yükseldi. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sizce Eyüp Spor sezonu kaçıncı sırada bitirir? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Anlayacağınız üzere geldik bir bölümün daha sonuna. Biraz takımdaki sıkıntıları görüyoruz. Yani büyük ihtimal sezon sonu artık buradan gideriz gibi duruyor. Bir sonraki videoya Beşiktaş maçıyla başlayacağız. O maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Mobilden izliyorsanız yorumlar kısmını sola kaydırarak hype çok çok sevinirim bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.